Aşağı inşallah. En son Tokat'ta gerçekleştirmiş olduğumuz bu hedef koordinat belirleme sistemi yazılımımızın özelliği şu: yatay perspektif fotoğraftan dikey koordinat hesaplanmasında kullanılan, yurt dışından daha önce satın alınan, şu anda da tamamen bizim tarafımıza millileştirilmiş bir yazılımımız var şu anda. Bunu sağ olsun COSCEP destekledi, yine Havelsan destekledi ve bunların yönlendirmeleri ve bilgilendirmeleri sayesinde böyle bir proje ürettik. Bunu da başardığımız için çok sevinçliyiz. Buna benzer projelerimizde devam etmek. Payımız %95 oranında doğruluk payla çalışıyoruz. Ama bizim amacımız burada topçular olduğu için bizim hedefimizde hesapladığımız koordinat vatandaş görebiliyor. Ve daha sonra bu kendisi ufak tefek düzenlemelerle %99.99 oranında doğruluk payında bir ölçü alabiliyoruz. Çünkü biz hesaplıyoruz, vatandaşta aldığı koordinatın üzerinde şurası olması lazım deyip onu düzeltip kullanabiliyor kendi sistemlerinde. Askeri sistemler olan KAS sisteminde de hem VGS grid koordinat sisteminde hem de VGS 84 koordinat sisteminde veri aktarabiliyoruz. Aynı zamanda KAS desteğimiz var, yani şu anda ürettiğimiz verileri KAS sistemine de aktarabiliyoruz. Askerlerin kullanmış olduğu. Bir ama en çok şu anda topçuların top hedeflerini hesaplanmasında kullanılan bir askeri proje aslında. Amacımız o, yani ne yapıyor topçular? 4,5-5 kilometrede bir sinyal gönderdikleri zaman ya da bir lazer gönderdikleri zaman ortaya çıkma ihtimalleri var ve onların kaçma ihtimalleri yok. Bir 5 kilometreden bir drone kaldırıp veya bir resim çekip koordinat hesaplayıp kendileri güven altında bir koordinat hesaplayıp karşı taraftaki şeylere saldırıda düzenleyebiliyorlar. Bu vesileyle de can ve mal güvenliği sağlamış oluyor askerlerimizin. Alınıyordu. Şu anda biz bunu birleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Yani yaptığımız amacımız nedir? İşte hani bu milletimizin teknoloji hamlesinde biz de yerimizi almaya çalışıyoruz açıkçası. Testlerden geçti. Şu anda da işte satın alınma ve test son askeri ekipmanları uyarlama işi var şu anda. Onu yapıyoruz. Yani normalde projemiz bitti.